arkadaşlar elimizde bir tane üçgen var. Üç tane kenarı, her biri uzunluğu L ve kütlesi M olan üç tane şey eklenmiş ve bir tane eşkenar üçgen oluşturulmuş. Bu Z eksenine dönüyor, şöyle dönüyor. Böyle Z eksenine dönüyor bu. X ile Y ekseni değil, sadece Z eksenine dönüyor. Bana toplam eylemsizlik momentini bulun diyor. Sonra açısal ivmesini ve kütle merkezinin ivmesini hesaplayın diyor. Şimdi bunları nasıl hesaplayacağız? Adım adım gidiyoruz. Şimdi bu böyle dönüyor, görüyorsunuz böyle. Böyle döndüğü için bakın, şu çubuklar uçtan. Bu çubuklar uçtan döndüğü için inerşiyi şöyle yazabilirim. U eşittir 1 bölü 3 MD kare. İki tane var burada. İkisi uçtan dönüyor, görüyorsunuz. Artı 1 bölü 3 MD kare. Artı şu çubuk. Bakın biz inerşiyi sorularını nasıl çözüyorduk? Aradaki uzaklığı unutun diyorum. Tam bunu merkeze yerleştirin. Bu çubuk kendi ekseni etrafında dönüyor. Bakın tam kütle merkezi etrafında dönüyor, görüyorsunuz yarıdan. O zaman bunun bir kütle merkezi inerşiyası vardır. 1 bölü 2 ml kare artı, bakın aralık uzaklığı kesin. Şunu tam şuraya koyun, tam Z ekseninde dönüyor, görüyorsunuz. Aralık uzaklığı bırakın, şunu tam böyle Z ekseni üzerine yerleştirin, böyle dönüyor. Bir oradan gelen katkı var, bir de şu aralık uzaklık. Şimdi L, burası L bölü 2, L bölü 2 kök 3. L bölü 2 kök 3, şu uzunluğa bakıyorum. L bölü 2 kök 3, 3 bölü 4 gelir oradan. Artı 3 bölü 4 m ile kare çıkacak. Toplam inerşiye bakarsak 2 bölü 3 buradan geliyor. 1 bölü 12, 9 bölü 12, 10 bölü 12, 5 bölü 6. 2 bölü 3, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 9 bölü 6. Ne çıkar buradan? 3 bölü 2 m ile kare. Ayrıca bu çok yakın tarihte bir sınav sorusuydu. İnerşiyi bulduk bakın. Şunlar uçtan dönüyor, onların hesaplaması kolay. Şunun bakın, aradık uzaklığı atın, şu tam böyle kütle merkezinden dönüyor, görüyorsunuz. Sonra onun kütle merkezi inerşiyasını koydum, sonra bir de aradık bakın, L bölü 2, L bölü 2, L bölü 2 kök 3, karesini alın, 3 bölü 4 L kare geliyor. Onu da kütleyle çarptım, ekledim, inerşiyayı bu buldum. Şimdi inerşiyayı bulduktan sonra diğerlerini bulmak çok daha kolay. Açısal hızını bulun diyor bana. Şimdi kütle merkezine ne kadar kütle toplanmıştır bunun? 3m kütle toplanmıştır çünkü hepsini alıyoruz. O zaman tork alacağım. 3mg. Şu uzaklık ne? Bakın L bölü 2, L bölü 2, L bölü 2 kök 3. Bu 2'ye 1 oranı var. 1, 2'ye oranı var. O zaman buradan 2L bölü 6 kök 3 gelir. Yani L bölü 3 kök 3 gelir. Çünkü bakın 2'ye 1 oranı var. L bölü 2 kök 3'ü 3'e bölün, ikisini alın. 2L bölü 6, L bölü 3. L bölü 3 kök 3 eşittir inerşiya, alfa inerşiya dediğim 3 bölü 2 ml kare alfa çıkacak. Buradan hesaplarsak ne çıkar? 3'ler birbirini götürdü, m'ler birbirini götürdü, ne kaldı geriye? 2 kök 3 bölü 3, 2 kök 3 bölü 3 G bölü L eşittir alfa. 2 kök 3 bölü 3. G bölü L eşittir alfa çıkar buradan. Tamam, alfayı da bulduk. A, C, B, L eşittir. Eşittir alfa çarpı ne? Dönme noktasına olan uzaklığı. Dönme noktasına olan uzaklığı neydi? L bölü 3 kök 3. Burada A, C, B, L çıkar. L bölü 3 kök 3 dedik. Alfayı biliyorum. 2 kök 3'tü. 3 var. 3 kere 3 9. 3. 2 bölü 3. G olarak bulunur. Bakın yaptığım şey çok basit. Burada en büyük şey sonra inerşiyayı bulmaktı. Şunlar ucundan dönüyor. 1 bölü 3, 1 bölü 3 emniyet kareler ekledim. Şuna bakın, arada uzaklığı kesin. Orijinden dönüyor bu, gördüğünüz gibi arada uzaklığı kesersiniz. 1 bölü 12 m kare artı şunun bu yolun uzaklığını alacağım bir de. 3 bölü 4 m kare oradan geliyor. Buradan toplam inerşiye 3 bölü 2 m kare çıkıyor. Sonra angular açısal ivmeyi nasıl bulacağım? Center of mass'e 3m koydum. Onun dönme noktasına olan uzaklığı L bölü 3 kök 3'tü. Oradan alfayı buldum. Torg eşittir inerşiye alfadan. Alfayı buldum. Alfadan sonra ACM'yi nasıl bulacağım? Alfa çarpı
L dönme noktasına olan uzaklığı L bölü 3 kök 3, oradan 2 bölü 3G bulunur. Bu çok yakın bir tarihte çıkan sınav sorusuydu. Z ekseni dönen bir üçgen sorusu. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.